geldik. Biz geldik. Hoş geldiniz. Emine abla, karnıma bak. Hadi bakayım. Aferin sana, ne kadar süper. Evet, tatil boyunca her gün çikolatalı kek yemeyi hak ettim bence. Vallahi bu evde en son gördüğüm karne Turuncu Hüseyin'in karnesiydi. Yani sayende karnenin standartları yükseldi. Akıllı kızım benim. Sen ne güzel çalıştın, böylece de emeğinin karşılığını aldın. Değil mi? Evet, bunlar hep senin emeklerinin meyvesi işte. Mekcim, sen de güzel bir şey söylemek ister misin kızımıza? Babamın konuşacak hali kalmadı anne. Bence bugün ona anlayış göster. Haluk Bey'e ulaşılamıyor herhalde. Yani öyle bir karneye de pek sevinmemiş. Yok yok, Haluk'un derdi başka. Öyle bir şey oldu ki karnem bile babamı güldüremedi Emine abla. Neyse tamam, bu konuyu kapatalım artık. Tamam, oldu bitti. Ne yapalım? Komik ama baba. Evet, yani müsaade edersen biz sömestri tatili boyunca bu konuya gülmek istiyoruz. Değil mi ama Zeynep? Ne diyeceğim? Ne oluyor? Bana da anlatın. Ben de güleyim ya. Sakın! Bu konu burada kapandı. Ağzınızı bile açmayacaksınız. Ya Meltem Hanım. Hı. Haluk Bey ortada yokken söyleyin bana lütfen. Ne oldu ya? Olmaz. Eğer Haluk'a yakalanırsak çok kızar. Söyleyemeyiz. Niye öyle dut yemiş bülbüle döndü? Yani meraktan çattı Cem. Dut yemiş bülbül ne demek anne? Böyle neşesini, konuşkanlığını kaybetmiş, susmuş insanlar için kullanılır bu deyim. He, anladım. Babam okula geldikten sonra dut yemiş bülbül gibi oldu o zaman. Evet, doğru. Ya ne oldu peki? Kimseye söylemiyoruz da. Tamam, tamam. Çocuktan al haberi. Okula geldikten sonra olmuş bir şeyler. Ta 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 tan bir şey olmuş. Anne, bari Emine ablaya ipucu vereyim. Ay, yazık evet. Ona. Evet ya, hadi evet. Hadi ver. Olmaz. Ya niye olmaz Meltem Hanım, hadi ya. Hadi, söyle. Anne baksana ne kadar merak etti. Olmaz. Hadi yazık ama bana ya, hadi ya. Anne ne olur, ne olur. Çok merak etti. Yazık ona ya. Çok minik söyleyeceğim. Vallahi babana yakalanırsa ben karışmıyorum. Bana. Hadi söyle sen. Çok üzüldüm. Bak söylemedin diye. Hadi söyle. Bugün babam okula geldi. Evet. Sonra kek olmadı mı daha? Aa, kek mi? Aa, ben bir gideyim bakayım pişmiş mi? Aa, ben de seninle geleyim. Gel bakalım buraya küçük hanım. Otur. Ben karışmam dedim, bana ne? Aramızdaki sırrı Emine ablana söylemeyeceksin, değil mi? Yok, söyler miyim hiç? Yok, hayır. Hayır, yani bilemiyorum. Eğer söylersen seni gıdık manyağı yapabilirim buna göre. Yok, yok, söylemem. Hayatta söylemem. Bilemiyorum yani. Eğer söylersen o zaman gıdık manyağı yapacağım. Emine abla, ısrar etme. Bu sırrı söyleyemem. Gıdık manyağı olurum sonra. Haluk Bey'i en etkili silahın devreye soktuğuna göre çok önemli bir şey olmalı. Hökçüm, sen kekini yemiyor musun? Canım istemiyor. E daha iyi zaten, yeme. Sen kendine dikkat etmen lazım. Niye kızıyorsun? E niye kızıyorsun? Acı biliyorsun ki kilo almak kadar sinir de sana zararlı. Elde bir koz geçti ya, artık önümüzdeki 20 yıl bununla eğlenirsin. Aa, yok. Niye eğleneyim canım? Yani bu önünde sonunda herkesin başına gelecek. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki ben bunu geciktirmek için elimden geleni yapıyorum. Ve bugün bir kere daha gördük ki gayet başarılı olmuşum. Hiç öyle düşünme. Başına ne zaman geleceğini hiç bilemeyebilirsin. Sonra böyle gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi diye kalırsın. Haluk'cum ya, keşke sen de benim sözümü dinleseydin de zamanında biraz daha kendine dikkat etseydin, benim gibi geciktirseydin belki bugün yaşadıklarını yaşamazdın. Ya Haluk Bey,
Biri size kırıcı falan mı davrandı? Yani böyle şişko falan mı dedi? Eğer sen susmazsan biraz sonra ben kırıcı olacağım. Aa, çok ayıp Haluk. Çok ayıp. Ya bence artık sen de insanlara kırıcı olma. Ha, öyle mi diyorsun? Hani bir ayağım çukurda ya, bari sevap kazanayım değil mi böyle? Ya ne alakası var Haluk? Yani ne alakası var? Ben şimdi öyle bir şey mi dedim? Evet dedin. Aynen öyle dedin. Ne dedim? Onu ima ettin. Ama neyin? Haluk Bey tribe girmiş. Fena. Neden ama neden? Siz ne piçilleşiyorsunuz orada? Biz bir şey piçildeşmiyoruz değil mi? Evet, ben Emine abladan bir tabak daha kek istedim. Kulaklar da duymuyorsa işte. Meltem, Emine bizim sırrımızı öğrenmiş olabilir mi? Ben ne bileyim Haluk, içerideydim. Şimdi geldim. Gözleri de gittiyse demek, yani sizi fark etmemiş olabilir mi Haluk Bey? Acaba sen mi söyledin? Yok, ben söylemedim. Emine abla tahmin etti değil mi? Tabii canım. Zaten beklediğimiz bir gelişmeydi bu. Çok şaşırmadım be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.